Merhabalar, Serap'la Tatlar Mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün bal kabaklı gözleme tarifim var. Değişik lezzetlere açık olanlar videoyu sonuna kadar izleyin, eminim seveceksiniz. Hemen tarifime başlıyorum. Öncelikle 1 kilogram kabağı soydum, dilimledim, rendeledim. Tavaya 1 çay bardağı sıvı yağ aldım. 1 tane yemeklik doğradığım kuru soğanı ilave ettim. Soğanı soteliyorum. Rendeleyerek hazırladığım bal kabaklarını ilave ediyorum. Kabak kendiliğinden sulanır. Eğer sulanmazsa 1 su bardağı sıcak su ilave edebilirsiniz. Ocağın altı orta ateşte. Ara sıra karıştırarak pişiriyorum. Pul biber, karabiber ve tuz ilave ettim. Tavaya 100 gram margarin aldım. Eritiyorum. Tereyağı da kullanabilirsiniz. Eriyen yağın üzerine 1 çay bardağı kadar sıvı yağ ilave ettim. Artık gözleme hamurunu yoğurabilirim. Karıştırma kabına 6 su bardağı un aldım. 1,5 tatlı kaşığı tuz attım. 2,5 su bardağı ılık suyu ilave ediyorum. Önce spatula ile karıştırıyorum. Suyu azar azar ilave ediyorum, gördüğünüz gibi. Elimle yoğurmaya başladım. 3-4 dakika boyunca özlü bir hamur olana kadar yoğurdum. Ele yapışmayan yumuşak bir kıvamda, gördüğünüz gibi. Kolay açılması için üstünü kapatıp 15 dakika bekleteceğim. Tezgaha biraz un serptim. Hazırladığım gözleme hamurunu aparatla kesiyorum. Eşit parçalara bölüyorum. Bütün bezeleri yuvarlayarak hazırlıyorum. İlk bezeden başlayarak açacağım hamuru. Sıkılmamanız için videoyu biraz hızlandırdım. Kullanacağım tava büyük. 2 tane birden pişireceğim. Siz de tavanızın boyutuna göre gözleme hamurlarını açabilirsiniz. İstediğim büyüklüğe geldi. Hazırladığım yağdan sürüyorum. Kenar kısmına bal kabaklı harçtan yerleştiriyorum. Patatesli, peynirli, ıspanaklı gözlemenin yanı sıra değişiklik olması için bal kabaklı gözlemeyi de tavsiye ederim. Kapatıyorum. Kenarlarının açılmaması için elimle bastırdım. Bir tane daha göstermek istedim. Yine tezgaha un serptim. Bezeyi oklavayla açarak büyütüyorum.
Açtığım hamuru yağlıyorum. Kenar kısmına bal kabaklı harçtan yerleştiriyorum. Hafif tatlımsı bir tadı var. İsterseniz biraz daha baharat ekleyerek acı da yapabilirsiniz. Gözlemeyi kapatıyorum. Tavanın altı açık, orta ateşte hazırladığım ilk gözlemeyi yerleştiriyorum. Tava büyük olduğu için iki tane gözlemeyi aynı anda pişirebilirim. Siz de kendi tavanızın büyüklüğüne göre gözlemeleri açıp hazırlayın. 2-3 dakika sonra üstüne yağ sürdüm. Ara sıra çevirerek gözlemeleri kızartıyorum. Gözlemelerin diğer tarafını da yağladım. Tarifimi buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Henüz kanalıma abone olmadıysanız şimdi abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bütün gözlemelerim hazır. Çok güzel oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ayrıca videonun altına beğeni bırakmayı unutmayın. Başka tariflerle yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.